Farkında mısınız? Yanı başımızda çılgın bir adam 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak üzere. Peki Türkiye 3. Dünya Savaşı'nı nasıl engelliyor? Dahası bu savaşa girmekten nasıl kurtuluyor? Gelin biraz geçmişe gidelim. Kıtaların bugünkü gibi şekillenip medeniyetlerin yükselişe geçtiği yıllardan bu yana Boğazlar ve Marmara Denizi çok sayıda millet için hem huzurun hem de kaosun sebebi oldu. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra sular durulsa bile gerilim hiçbir zaman sona ermemişti. Ardından gelen Osmanlı Devleti'nin o güçlü zamanlarında diğer devletler Boğazlara girmeyi denediler ama ele geçirmeye pek de cesaret edemediler. Aslında ilk başta Karadeniz'e hiçbir gemi sokmuyordu Osmanlılar. Buna Mare Clausum, kapalı deniz konsepti denir. Ticari üstünlük açısından tüm dünyanın Avrupa ve Asya'dan ibaret olduğu bir dönemde Osmanlı donanmasının teknolojik gücüne üstün gelmek çok zordu. Ta ki 1768 yılında başlayan ve tam 6 yıl süren Osmanlı-Rus Savaşı'na ve ardından yaşananlara kadar. Savaş sonucunda Osmanlı yenildi. Karadeniz artık bir Türk gölü değildi. Ruslarla Osmanlıların beraber kontrol ettiği 19. yüzyıldaki anlaşmalarda bir deniz olma riski yaşadı Karadeniz. Bu da şu demek, Rusya bizden daha güçlü olduğu için bizim üzerimize bir baskı kurabilir. Öyle de oldu. Savaş sonucunda Osmanlı Devleti bugünkü Ukrayna'nın güneyini ve Kırım'ı Rusya'ya bıraktı. Küçük Kaynarca Anlaşması imzalandı ve Boğazlar Rus gemilerine açıldı. Fakat Fransa hariç diğer Avrupa devletlerinde hem Osmanlı'nın hem de Rusya'nın canını aynı anda sıkan bir sıkıntı patlak verdi Avrupa'da. Napolyon. Tüm Avrupa'yı koca bir Fransa yapmak isteyen Napolyon'un hedefleri, Çarlık Rusya'sının o meşhur sıcak denizlere inme hayaliyle çarpışınca 150 yıldan uzun sürecek bir kriz başladı. Boğazlar sorunu. Bulgaristan gibi, Sırbistan gibi bir yer değiliz. Stratejik öneme sahibiz. Kendi topraklarımızdan çok boğazlarımızla Batı'nın en başından beri Batı'ya karşı çekici bir devlet olmayı başardık. 1806 yılında İngilizler Çanakkale'den geçerek İstanbul'u önde demirlediler ve İstanbul'u bombalamakla tehdit ettiler. Yapamadılar ama tehdit ettiler ve İstanbul bu şeyle 3. Selim'i devirdi. Bir ihtilal oldu, bir darbe oldu aslında bir halk hareketiyle. Bir padişahın devrilmesine bile yol açabildi. O günün savaş gemileri bugünkü gibi öyle metal zırhlarla donatılmış değildi. Tam olarak şöyleydi. Ahşaptan yapılmış olan kadırgalı, yelkenli gemiler donanmaların en büyük gücünü oluşturuyordu. Ne SİHA'lar ne de balistik füzeler vardı dünyada. İşte bu yüzden eğer bir kara parçasını ele geçirmek istiyorsanız önce denizlerini ele geçirmeniz ve işgali denizden başlatmanız gerekiyordu. Diğer taraftan Avrupa'da dünya tarihini yeniden şekillendirecek bir değişim başlamıştı. Endüstri devrimi. İnsanlar buharın gücünü kullanarak makineler üretmeyi öğrenmiş, bu makinelerle tarlaları sürmeye, arabaları çalıştırmaya ve gemileri hiç olmadığı kadar hızlı ve güçlü kontrol etmeye başlamıştı. Ancak bu yenilikler Avrupa'nın yanı başındaki Osmanlı'dan önce Avrupa'nın batısına, Kuzey Amerika'ya ve hatta Japonya'ya ulaşacaktı. İmkanlardan yoksun kalan Anadolu topraklarını korumak gittikçe zorlaşacaktı. Sanayi devrimi falan filan olunca tabii bir anda emperyalizm de geldi. Yani bir anda Avrupa %34'üne sahipken 1800'lerde, 1900'lerde %85'in dünyanın ele geçirdi. Rusya Sibirya'ya gitti, işte ne bileyim Orta Asya'ya gitti, ta Kamçatka'ya kadar gitti, işte İngilizler, Fransızlar, İspanyollar hep kendi kolonilerini oluşturdular ve dünya bir anda Osmanlıların deklasi oldu. İkinci sınıfa düştü ve savunmaya çekildiği bir noktaya geldi. Osmanlı güçsüzleşiyordu. Bunu fırsat bilen diğer devletler Osmanlı'da iç karışıklık yoluna başvurdu. 1833'te Mısır valisinin padişaha isyanıyla başlayan iç karışıklık, kısa süre içerisinde Osmanlı'nın diplomatik üstünlüğünü kaybetmesine yol açtı. 1841'de yapılan Boğazlar Sözleşmesi ile Osmanlı Devleti Boğazları elinde tuttu. Ancak tüm söz hakkını kaybetti. Bu sözleşmeyle eğer bir savaş çıkarsa Boğazlardan savaş gemisi geçirmek yasaklanmıştı. Ta ki Rusya gerilen yayları kesene, yangının fitilini ateşleyene dek. Tıpkı bugün yaptığı gibi. Rusya 1853'te Eflak Boğdan'ı işgal etti. Bunun üzerine Avrupa ülkeleri Boğazlardan savaş gemilerini geçirip Karadeniz'e ilerledi. Gemileri burnunun dibinde görünce Avrupa ülkelerinin Boğazlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini söyleyen Rusya bu kez Kırım Savaşı'nı başlattı. Tıpkı 2014'te de olduğu gibi. Rusya bu savaşı kaybetti. Ancak kazanan da yoktu zaten. Daha da önemlisi Avrupa devletleri birbirlerine olan güvenlerini yitirmişti. Yıllar içinde oluşan o tekinsiz ortam önce tarafların değişmesine yol açtı. Yapılan sayısız anlaşma ve pazarlığa rağmen bu kez tüm insanlığın kaybedeceği bir olayın fitili ateşlendi. Birinci Dünya Savaşı. Sanayi devrimini hatırladınız mı? Bu devrimin ağır silahlar, toplar ve bombalar dışında en önemli çıktılarından biri metal zırhlara sahip hızlı ve yüksek teknolojili gemilerdi. Yeniliklerden uzak kalan Osmanlı'nın hem ticari hem de askeri donanması yaklaşmakta olan o tehlike için çok yetersizdi. Bu sırada Almanya Akdeniz'deki üstünlüğünü Karadeniz'e taşımak ve Rusya'nın gözünü korkutmak istiyordu. Ancak sözleşmeler gereği gemilerini öyle boğazlardan da geçiremiyordu. Goben ve Breslov adındaki iki Alman savaş gemisi 16 Ağustos 1914'te göstermelik olarak
Osmanlı'ya devredildi. Gemiler boğazı geçti, Rusya kıyılarını bombaladı ve bölgeye askeri malzemeler taşıdı. Böylece Osmanlı, teknolojik yetersizlikleri sebebiyle anlaşmaya mecbur kaldığı bir müttefikin yanında Birinci Dünya Savaşı'na katılmak zorunda kaldı. Yedi kıtada toprağı ve askeri olan Britanya İmparatorluğu, Birleşik Krallık bünyesindeki ülkeler, dünyanın öbür ucundaki Avustralya ve Yeni Zelanda, o dönem İngiliz sömürüsü altında olan Hindistan, şimdilerde Kanada'nın bir eyaleti olan Newfoundland ve Fransa'nın orduları 1915'te Çanakkale'ye saldırdı. Tam bir yıl süren bu savaşta İtilaf Devletleri asırlardır ele geçirmek istedikleri boğazın dibini boyladı. Almanya, Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetse ve Osmanlı bu sebeple kağıt üzerinde yenilse de Çanakkale zaferi yıllar sonra küllerinden doğacak bir halkın birlikte attığı ilk adımdı. Ancak önce aşılması gereken sorunlar vardı. Mağlup olan Osmanlı Devleti hükümetine imzalatılan, sonucunda Anadolu'nun harita üzerinde resmen paylaşılmasına, İstanbul'un ve İzmir'in işgal edilmesine yol açan, Boğazların tüm kontrolünü işgal devletlerine bırakan Sevr Anlaşması gibi. Çanakkale Zaferi'nin mimarlarından Anafartalar Kahramanı olarak adını duyuran Mustafa Kemal Paşa işte böyle bir anda çıktı ortaya. Uğruna savaştığı şeyin himayeyi kabul eden, teslim olmuş bir devlet değil, bir değerler bütünü olduğunu düşünerek hareket etti. Onun önderliğinde Anadolu'da ilk adımları atılan Kurtuluş Savaşı, artık bugün daha büyük bir savaşa girmesini istemediğimiz yeni bir devletin temellerini atmıştı. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması ile birlikte Türkiye'nin içinde bulunduğu ilk ve son savaş topyekün sona erdi. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmemiz ve hemen ardından Lozan'la, işte Kurtuluş Savaşı'nı vermemize Lozan'a giden süreçte de Türkler iki koşulda taviz vermek istemiyorlardı. Özellikle kapitülasyonlar ve boğazlar. Çünkü bu devletin egemenliği için çok önemli. Siperlerde kıran kırana verilip kazanılan bir savaşın ardından Türkiye'yi daha uzun soluklu bir savaş bekliyordu bu sefer. Kaçırılan sanayi devriminin izleri Anadolu'da takip edilecek, uçak fabrikaları, gemi tersaneleri kurulacak, buralarda çalışacak mühendisleri yetiştirecek eğitim sistemleri inşa edilecekti. Bir boğazlar anlaşması da yapıldı Lozan'da. Bu anlaşma uluslararası bir komisyona devretti. Bu Türkiye'nin kontrolünde olan, yorumlama hakkını Türkiye'ye bırakan bir şey değil. Aynı zamanda dış devletlerine Türkiye'ye müdahale etmesine neden olabilecek bir şey değil. Daha da önemlisi iki boğazı da, Çanakkale ve İstanbul boğazını da silahlandıramazsınız dedi. Bu da Türkiye'nin açıkçası özellikle 2. Savaş'ın yaklaştığı yıllar tedirgin olmasına neden oldu. Çünkü siz orayı silahlandıramazsınız. Biri gelip sizi darma duman edebilir ki. Lozan'dan 13 yıl sonra 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montre Anlaşması'yla Türkiye 162 yıl sonra kendi sınırları içerisindeki boğazlar hakkında yeniden söz sahibi oldu. Montre Anlaşması'na göre boğazlardan hangi gemilerin nasıl geçip geçmeyeceğine şu şekilde karar veriliyor. Özetleyecek olursak, eğer bölgede bir savaş tehlikesi varsa hiçbir ülke ya da yabancı lider Türkiye'nin sözünden çıkamıyor. Eğer çıkarsa Türkiye ulusal güvenliği tehdit edildiği gerekçesiyle yanıt verme hakkına sahip. Türkiye'nin kendi açısından baktığınız zaman kendi hem sanayi bölgesini hem ne bileyim işte en nüfuslu bölgesi olan Marmara'yı koruyabilmesi için boğazların tahkim edilmesi, buraların askeri sistemlerle korunması bence hala çok önemli. Herhangi bir donanma gelip Çanakkale'ye askerini çıkarır. Bunu gördük ki o zaman biz savunabiliyorduk. Oraların Montreux ile askere tekrardan asker silahlandırılması, oraya asker götürülebilmesi çok önemli bir şey. Aksi takdirde en önemli stratejik noktalarınızda asker yok. Bu feci bir durum. Peki ya 6 yıl boyunca 70 milyon insanın hayatını kaybettiği 2. Dünya Savaşı'nda bu anlaşmalar bizi nasıl korudu? Elbette tarafsız kalmamızı sağlayarak. Türkiye tarafsız kalmak istiyor ve aslında boğazların önemi ve Montreux ile boğazların kontrolü için, boğazların silahsızlandırılması, daha sonra oradan askeri gemilerin geçişinin engellenmesi için Türkiye'nin tarafsızlığı çok değerli olduğu için bunu yapabiliyor. Yani her iki taraftan da, hem Almanlar, İtalyanlar tarafından hem de İngilizler ve Fransızlar tarafından ve daha sonra Ruslar, 41'den sonra Ruslar tarafından da kur yapılan, ayağına kadar gidilen bir ülke konumuna geliyor. Türkiye bu anlamda tarafsız kalabilmesini buna borçlu. Churchill ve Stalin Türkiye'nin de savaşa girmesini özellikle 43'ten 44'ten sonra istiyorlar. Ancak Roosevelt bunu istemiyor. Biz sadece İtalya'ya çıkış yapacağız diyor. İtalya'ya asker çıkaracağız diyor. Doğudan ayrı bir sefere başlatmayalım. Gerek yok diyor. Türkiye'de savaşa girmemek için ama aynı zamanda savaşa girmesine karşı olan, savaşa girmesi yönünde olan talebi yerine getirebilmek için batıdan tanklar, Sherman tankları istiyor. İşte ne bileyim gelin buraya askeri üsler yapın diyor. Bu kartı çok iyi oynuyor ve Türkiye'nin daha sonradan NATO'ya girişinde de aslında boğazlar üzerindeki bu tasarruf yetkisinin çok büyük önemi var.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan Soğuk Savaş dönemindeki Rusya tehdidine karşı 1949'da 12 Batı ülkesi tarafından kurulan NATO'nun bugün Türkiye dahil 30 üyesi var. Elbette NATO bizi öyle kara gözümüz, kara kaşımız için dost hatırına sevmiyor. Peki Türkiye NATO için neden önemli bir ülke? Stalin hemen 2. Dünya Savaşı biter bitmez 46'da Montrö'nün yenilenmesini isteyince biz tabii Kore'ye falan asker yolladık. Okey ama NATO için bizim esas önemimiz herhalde Kırşehir-Nevşehir değil aslında Boğazlar. Bakın Ukrayna'da görüyorsunuz öyle NATO'ya isteseniz de giremiyorsunuz. Batı bloğuna isteseniz de giremiyorsunuz. Türkiye'nin 1840-30'lardan 40'lardan beri Batı'ya, Batı ailesini kabul edebilme projesinde Boğazlar önemli bir kart olarak, önemli bir kod olarak karşımıza çıkıyor. Peki 3. Dünya Savaşı'na hiç olmadığımız kadar yakın olduğumuz şu günlerde Montrö bizi nasıl koruyacak? Montrö'nün uygulanmaması diye bir şans yok. Montrö'yü uygulamamanız için savaşa girmeniz lazım. Montrö neden? İşte tam da Amerika'nın uçak gemimizi mi getirsek tipi tekliflerine Amerika ile ters düşmeden uluslararası hukuka dayanarak bir cevap verme, bir yanıt verme, olumsuz bir yanıt verme hakkı tanıyor bize. Türkiye şu anda tarafsız kalması lazım. Montrö onu sağlıyor. Yani Türkiye'nin tasarrufunda olan bir şey değil. Şu anda savaş olduğu için Türkiye'nin istemesiyle alakalı bir durum değil. Oradan savaş gemileri geçemez. Dolayısıyla Montrö o Türklere işte haklı, moral high ground dediğimiz ahlaki üstünlüğü veriyor. Yani ben bir taraf seçmek durumunda değilim. Çünkü Boğazlar üzerindeki tasarruf her ne kadar uygulaması bana bırakılsa da uluslararası hukukla belirlenmiş. Şu anda Rusya-Ukrayna savaşı üzerinde de hem Rusların hem Amerikalıların oraya bir şey sokamaması savaşın denizden ya da bize yakın bölgelerden uzak tutmaya yarıyor. Karadeniz'i bir kere böyle savaş gemilerini açarsanız, orasını savaşçı hale getirirseniz orada kıyısı o kadar çok devlet var ki bunların üzerindeki tüm kapışmalar bir anda bölgeyi destabilize etme, bir başka Orta Doğu haline getirme şansına sahip. Her şey iyi tamam da savaş teknolojileri artık ne 1800'lü yıllardaki gibi ne de Montrö'nün imzalandığı 1930'lu yıllardaki gibi. Artık İHA'lar, SİHA'lar, kıtalar arası balistik füzeler, casus uçaklar, denizaltılar, yüksek çözünürlüklü termal uydular ve bunların hepsinin başında birkaç çılgın adam var. Mevcut anlaşmalar her şeye rağmen bizi korumaya devam edecek mi? Yeni bir teknolojinin çıkması eskisini direkt demode kılmayabilir. Bu çok basit bir şekilde ne bileyim hala radyo kullanmamızdan belli zaten. Ya da hala kitap okuyoruz. Yani belli formatlarda, belli savaş formatlarında bunun ne kadar önemli olduğunu Vietnam'da, Afganistan'da falan öğrendiler. Yani her şey en son model teknolojiyle halledilemez. Bu Amerikan ordusunun asker harcamamak için teknolojiye fazla yatırım yapmasından böyle bir yanılgı doğdu. En son teknoloji, evet belli stratejik hamlelere kısıtlı ulaşabilir ama topyekün bir savaş kazanmak sadece teknolojiyle olamaz. Özellikle 91'de Kuveyt Savaşı'na kadar aslında hava kuvvetleri stratejik sonuçlar üretemiyordu. Yani savaşı tek başına kazanamıyordu. Bugün bile füzelerin ülkelere yıpratma yetenekleri var ama tek başına bir savaş kazanma şansları yok. Deniz ve karadan da desteklenmeleri lazım. Özellikle karadan desteklenmeleri lazım. Bir ülkeyi füzelerle ya da hava saldırılarıyla bir noktaya kadar uzaktan baskı altına alabilirsiniz ama sonuçta oraya bir deniz harekatı, ondan dönüşü kara harekatı yapma lazım. Bir de başka bir şey, tabii uçak gemisi diye bir konsept de var. Yani aslında hava harekatı için de Boğazların geçişi çok önemli. Bir yerde füzelerin olması, ICBM'lerin olması savaşta kozdur daha çok. Fiziksel olarak iş oraya gelmeyebilir. Rusya-Ukrayna savaşında da görüyorsunuz. Yani artık savaşın evreleri var. Eskisi gibi her şeyle giremiyorsunuz. Ne bileyim karadan önce işte ekonomik savaş var. Ardından işte ne bileyim Almanların Kleinkrieg dediği sınırlarda belli grupları Rusya'nın Donbass'ta yaptığı gibi savaş var. Ardından proxy war dediğimiz vekalet savaşları var. Başka bir ülkede savaş. Eğer sıcak savaşa girseniz bile hemen öyle füzeleri falan kullanamıyorsunuz. Füzeler, hele hele nükleer füzeler, bunları kullanmak savaşın ancak böyle çok topyekün savaşlarda oluyor. Dolayısıyla hala Boğazların savaş yanlısı olan gemilerden, savaşan ülkelerin gemilerinden arındırılması çok önemli bir güvenlik sağlıyor Türkiye'ye. Olur da bir gün filler tepinirse ezilen çimenlerden olmayalım diye yapılan fedakarlıkları, atılan stratejik adımları hatırladık bugün. Delilik butonu başka insanların elinde olsa da Türkiye işte atılan o adımlar sayesinde bugün söz sahibi. Başta Atatürk olmak üzere bize bu ülkeyi bırakan ve bugün sahip çıkan herkese minnettarız. Videomuzu konuk olan Emrah Safa Gürkan'ın Omnibus isimli kanalına buradan ulaşabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Bu videoda anlattıklarımızın size düşündürdüklerini yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.